Günaydın Tunç. Evet, yanında konuğum var, onu biliyoruz ama şimdi biz de sokağa çıkalım istedik. Ev fiyatları yüksek mi, yoksa nasıl bulunuyor vatandaşlar tarafından? Bir yatırım aracı olarak görülebilir mi gayrimenkul? Aynı zamanda acaba başkentliler bu konuda neler düşünüyorlar? Şimdi onu getireceğiz ekranlarınıza. Şimdi evi yatırım aracı olarak görmüyorum. Ev çoğaldı, kiralar malum düştü. Evi düşünmüyorum. Peki ne düşünürsünüz ev almazsanız? Altın, borsa, döviz. Önceden beri altın, eşim altın söylerdi. Ben de altına, hala da altın da aklım yükseliyor malum. Ya ev fiyatları nasıl yani? Çok değişken konutlarımız var bizim. 60 metrekareden 600 metrekareye kadar, 250 bin liradan 1,2 milyon liralara kadar değişken konutlarımız var. Eviniz var mı? Evet. Var. Bir tane daha almayı ister misiniz? Düşünüyoruz zaten. Düşünüyorsunuz. Nasıl buluyorsunuz emlak fiyatlarını? Çok yüksek. Yüksek buluyorsunuz. Evet, yüksek. Fiyatlar görecelidir bunlar. Şimdi kişiye göre, yani semtine göre, evin konumuna göre fiyatlar çok değişken. Düştüğünü pek sanmıyorum. Yani sözde bir düşüş gözüküyor ama yani hala kredi kullandık. Ha, öde öde bitmiyor. Kiralar yüksek tabii. Zor yani, olmayanlar için çok zor. Evet, Sayın Salim Taşçı şu anda stüdyomuzda. Sizler de izlediniz. Salim Bey, nasıl buldunuz sohbeti? Genelde esasında aynı şeyde birleşiyorlar. Yani baktığınızda kiralar düşüyor. Ev artık bir yatırım aracı olmaktan çıktı. Ama ev satın almaya kalkan vatandaşlarımız da diyor ki ev kira fiyatlar pahalı, çok yukarıda. Gerçekten öyle mi sizce de? Bu arada hoş geldiniz de diyelim de konuya pat diye girdim ben. Bizim kıymetli olgunay köse şeker gibi soru soruyor. Ben de onu baklavaya çevireyim şimdi. Hiç kimsenin tedirgin olmasına gerek yok. Ankara'da 12.500 konut fazlası var. İstanbul'da 50 bin konut fazlası var. İzmir'de 8 bin konut fazlası var. Yani büyük şehirlerde şu anda elde yeteri kadar stok var. Aman kaçtı göçüyor diye bir şey yok. Yavaş yavaş MMK'dan uzak durarak, maket, makyaj, köpükten uzak durarak. Onu bir açalım mı? Makyaj, maket, köpük. Maket. Şimdi eskiden yapsatçılık vardı. Müteahhit yapıyor, satıyordu. Şimdi satıp yapıyorlar. Buna maket diyorum ben. Kendi Ama ölçümüm. bundan uzak M. durmak gerekiyor Tabii diyorsunuz. eğer almak zarureti varsa sağ tarafında hukuk müşaviri, sol tarafında da emlak müşaviri birlikte olup protokolü ona göre okuyup ona göre imzalaması gerekir. Aman dikkat diyoruz burada. Öbür tarafta Sonrasında hayal kırıklığına uğrayan çok olmaz var olur anladığım mu şu kadarıyla. anda? Herhalde sizin için örnekler var ki bunu söylüyorsunuz. Türkiye genelinde şu anda %7,5'a yakın satyaptan mağdur olan vatandaşlar var. Onun için de aman tamah etmeden bu ev 200 bin TL değer ama bu bana 100 bin liraya veriyor deyip sakın ola kanmasınlar. Mutlaka avukatını ve emlak müşavirini yanında bulunması gerektirir. Bu MMK'nın M'si, maket bu. Şimdi öbür M'ye gelirsek, o da makyaj. Geliyor, seramik güzel mi? İşte boyası iyi, çatısı iyi, asansörünün cilası iyi. Bunlar tamamen yüzeysel bir bakıştır. Oysa ki Türkiye bir deprem bölgesinde. Yapı denetim yasasına uygunluğu söz konusu mu? Öncelikle komşuyu sor. Yanında kim oturuyor? Karşımda kim oturuyor? Yani bunları detaylandırmak mümkün ama biz yine de dikkat çek. Dikkat, dikkat, dikkat diyoruz alırken. Öbür K'ya gelince o da köpük. Yani 100 bin TL'lik bir eve 200 bin ister satıcı. Hadi sizin hatırınıza 50 binin. Kimsenin hatırına 50 bin lira inmez. Ben oh 50 bin lira indirdim, 150 bin aldım. Olayına inanmaz. Bu işin uzmanları olan emlak müşavirleri. 5-6 tanesini dolaşsın. Çünkü bunun fiyatı nedir? Bu kadar zor bir şey değil. Hiçbir emlakçı da sen bana sordun diye danışma parası almaz. Bu da etti. K. M, Ama o MK'dı. noktada baktığımızda hani kusura bakmayın siz emlakçısınız belki ama
işte atıyorum internet sitelerinden kontrol ediyorsunuz ya da birkaç emlakçıya dolaşıyorsunuz. Emlakçıların kendi aralarında yapmış olduğu yazılı olmayan bir de protokol var. Gidiyorsunuz, ben bir arkadaşımı arayayım, burada benzer bir ev biliyorum diyordu. Der, arar arkadaşını. Arkadaşıyla birlikte konuşurlar, sizi ikisi götürür o evi göstermeye. Asla biri de götürmez. İkisi götürür çünkü alınacak olan komisyonu iki kişi paylaşacaklardır. Şimdi orada da bir ağız birliği söz konusu. Çünkü o komisyon paylaşılacaksa diğer emlakçı da pahalı olan, pahalı görünen eve bu pahalı demeyecektir. Onu nasıl aşacağız? İşte bir de o var. Hani o bölgeden biriyle gitmemek mi gerekiyor o zaman? Oraya? Şimdi demin siz de emlakçısını dediniz. Rahmetli annem beni gazeteci biliyor. Ama söylemeyin. Ben şimdi emlakçılık yapıyorum. Benim ilk mesleğim de gazetecilik olduğu için tabii bu meslekten de çok memnunum. Şimdi şöyle efendim. Benim vurgulamak istediğim şu. Bir konutu beğendi. Müteahhitten beğendi. Mutlaka bir tanıdık emlakçısı vardır. Sizin kanalınızda vardır, benim kanalımda gerekiyor vardır. Yani bir tane tanıdık gerekiyor değil mi? Öyle tabii. Şimdi bir rahatsız olduğunuz zaman bir doktora giderken bir tanıdığa gitmiyor musunuz? Tabiyle mi gidiyorsunuz? Veya bir avukatlık konu. Genelde zaman. Hastaneye gidiyoruz, selamun aleyküm deyip içeriye tabii. Giriyoruz ayrı da. Şimdi mutlaka sormakta yararı var, onu vurgulamaya çalışıyorum. Kapılmasınlar. Kendi başlarına en azından gidip tabii. De bir şeyi alayım demek çok da doğru değil diyorsunuz tabii. Özellikle bu devirde. Peki emlak fiyatları ne alemde şu anda? Şu anda... Köpük kayboldu. Bunca yılın emlakçısıyım. Hiç bu 2008'in, işte 2009'da kadar dip yaptığını hiç rastlamadım. Tabii bir dip yapması Türkiye'nin ekonomik konjüktüründen değil, dünyadaki global krizden etkilenmiştir. Amerika'daki o morguçun dünyayı morartmasından kaynaklanmıştır bu. Dip yaptı. Yani daha da düşer mi denilmesi, düşünülmesi yanlıştır. İhtiyacı olan kişi hemen gitsin konutunu alsın ama deminki dediğim şartlara uyarak. MMK'dakilere uyarak. MMK'dan uyarak. Uzak durarak. Şimdi K kalmadığına göre bu dönemde MM'ye dikkat edeceğiz. Tabii. Genel olarak yani 2003 yılında 1 milyon 17 bin konut satılmış. 2004'te 1216, 1 milyon 216. 2005'te 1362. 2007'de 1387. 2008 427 bin. 2009'da da 415 bin konut satılmış. Bunca dünyadaki krize rağmen hiçbir zaman inşaat sektörü Türkiye'nin lokomotif sektörüdür. 229 yan kuruluşa sektöre hükmeder. 2100 kalem de diğer sektörlere hitap eder. İnşaat sektörünün yavaşlar ama hiçbir zaman özelliğini kaybetmez. Türkiye'de ülkemizde özellikle gayrimenkul bir yatırım aracı olarak göründüğü için büyük bir ihtimalle bu rakamlarda hiçbir zaman düşmüyor. Yani evet ihtiyacı olan, başını sokacak bir evi olmayan bir gidiyor bir ev alıyor, o ayrı bir şey ama evi olanlar da ikinci bir ev alıp kirasından yararlanabilir miyiz? Hem emlak fiyatı artacaktır hem de kiradan sonuçta yararlanırız diye para biriktirmeye devam eder ve ikinci bir evi almaya çalışır. Benim gördüğüm en azından çevremde dostlarım da böyledir. Dolayısıyla emlak sektörü o anlamda evet ölmeyecek sektörlerden biri. İnşaat sektörü de öyle. Ama gelelim kiracılar yönünden rakamlara isterseniz bu yıl. Söylenen söz kiralar düştü. Hatta kiracılar ev sahipleriyle pazarlık yapıyorlar. Artık artırmak anlamında değil tam tersine düşürmek anlamında pazarlık yapıyorlar. Bak çıkarım ha düşürmezsen sözlerini çok duyar olduk etraftan. Gerçekten böyle mi? Doğru. Şimdi deminki rakamları şunun için verdim. Sorunuzun geleceğini anladığım için bu kadar rakam verdim. Bu kadar mülk satılmış dedik. Bu 4,5 milyon yapar. Bu demek oluyor ki 4,5 milyon kiracı kiracılık vasfını kaybedip ev sahibi olmuş. Bu demek oluyor ki 4,5 milyon konut boşalmış. Eskiden tabii ki mal sahipleri tenzih ederim. Gözün üstünde kaşın var, senin evine kaç kişi geliyor? Evde kedi besleme falan. Yani ipe sapa gelmez bir takım kontrata şartlar koyarlardı. Şimdi biraz profil deminki söylediğiniz gibi biraz değişir gibi oldu. İndiririm. Zaten mal sahipleri genelde %90'ı zam yapmadı. Niye yapmadı? Ev boş kalacak. 3 ay 4 ay boş kaldığı zaman vermiş olduğunun daha da değerini düşürmüş olacak. Onun için %90 hiçbir şikayet gelmedi. Mal sahipleri zam yapmıyor. Dolayısıyla fiyatlar da bu noktada. Bakalım bundan sonrasında ne olacak? 3 sene öncesinin fiyatıyla oturan var mesela.
Peki emlak sizce hala iyi bir yatırım kaynağı mı? Tabii şimdi bizim Olgunay Köse soruyor. Nereye yatırdın, nereye yatırdın? Ben de diyorum ki eğer 10 lira varsa 4'e bölelim. 4'te 1'ini emlaka, 4'te 1'ini mevduata, 4'te 1'ini bonoya, 4'te 1'ini de borsaya diyelim. O kadar para olsa daha neler yaparız? Sağlama bağlamak için söylüyoruz. Gayrimenkul hiçbir zaman önemli kaybetmez. Zarar da ettirmez diyorsunuz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Sayın seyirciler, ekonomi